Kayseri'yi çok seven, sizleri de çok seven, çok değerli bir büyük şairi buraya çağırmak istiyorum. Sayın Recep Tatar'a. Değerli hocalarım, çok sevgili öğrenci arkadaşlarımız, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli hocamın anlattıklarında ben şunu çok daha iyi önce tespit etmiştim. Şu anda çok daha tespitli olarak yazdım. Nedir o? İnsanların beyni çalıştığı sürece akıl üretir ve başarılı olur. Kendine de güvenmesinde illa bir payı vardır. Kayserili olmak böyle işte. Şair diye de bahsetti, sağ olsunlar. Kendisi güzel baktığı için güzel gördü. Kayseri'yi biz aşamıyoruz hocam. Sebebi şu, eğer Avrupa'dan geçseydim uçağına, yere basmazdım ki ben. Ama biz halkın içindeyiz, herkes seviyoruz, saygılar, o ayrı. Zorlukları aşmak için Kayseri'li olmak yeter. Başarıya koşmak için Kayseri'li olmak yeter. Kaliteli üretici, hesaplı bir tüketici olmak için yönetici Kayseri'li olmak yeter. Var. Vardır sohbetinde hoşluk. İş ehlidir, yapmaz boşluk. Olmasa da okumuşluk Kayseri'li olmak yeter. Aşmakta fayda var. Kayseri olmayanlar var. Hayır. Kayseri'ye gelen herkes Kayseri. Havasından, suyundan, ahlakından, yapısından. Herkes Kayseri. Ya aslan Kayseri. Kayseri demiyor. Dilimize yerleşmiş K sert bir harf. Hocalarım çok iyi bilir. G yumuşak. Şimdi o yumuşak derken o. Geriye ticaret kalıyor. İşte Kayseri'li akıl eden konu ticaretle ilgili. Niye? Beyin çalıştıkça üretmiyor mu? Bunu demiyor musunuz? Biz okumadan bunu biliyor. Efendim şekil şu. Ben sabahleyin kalktığımda ekmeği nasıl kazanacağım? Taştan çıkaracağım. Merkez ve çevresi boyacı, suvacı, duvar ustası nedir? Taştan ekmeğini çıkarıyor. Başka yol yok ki zaten. Düşünmek zorunda. Ahmet'ten assak, Mehmet'e verirken ikon elimizde dursa. Geri verirken biraz rica etsek, yarısını verdikten sonra yarısında bir iş çevirsek. Bu nedir? 24 saat kafası çalışıyor. Sonra Kayseri'de
Bugün de var. Yok bu eskiden çay. Kayseriler çocuklarını ilkokula gönderirken bile su sattırırlar. Marul sattırırlar. Şemşame sattırırlar. Oni denmez, söylemişte bu. Şems kame, ay çiçek. Biz şemşamelleştirdik. İktisatçı millet olmamız dolayısıyla kelimelerde de iktisat yaptık. Diyor ki adam, geleceğiz. Ne geleceği? Geleceğe gideceğiz. Şimdi çocuklarımızı ilkokula gönderirken ticarete alıştırmaya çalışıyoruz. Niye? Tüccar yetişecek. Diploma olmuş, iş yok. Ne olacak? O zaman ilkokula gönderdiğimiz çocuğu bu şekilde ticarete alıştırıyoruz. Ve takipçisiyiz. Alışıyor mu? Satıyor, zarar mı diyor, arkadaşlarıyla mı yiyor? Takipçisi. Böyle gelişen ilkokul çocuğu, ikinci sınıfa giden çocuğa öğretmeni soruyor. Mehmet, Mehmet biliyor, Mehmet'tirik biz. Mehmet, ah bakayım oğlum. Kerat cetvelini giden hafta ezberlediniz. Evet. Söyle bakayım, iki kere iki kaç ide? Alırken mi, satarken mi?